Merhaba sevgili arkadaşlar, canım anne, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir çanta hazırladım. Kız çocuklarımız için. Ananas formundaki çantamızın örülüşü de yapılışı da gayet basit arkadaşlar. Şöyle bir düzeltme yapacağım. Bakın görüntümüz şu şekilde. Çok kolay açılıp kapanılıyor. Şu şekilde açıyoruz. Bakın kenarlardan bıraktığımız iplerden şöyle çekerek kapatıyoruz. Ananas yapraklarımız şu şekilde de bir sapımız oldu. Ağzı açık da kullanılabilir arkadaşlar. Hemen şöyle açacağım bakın. Sapımız şu şekilde. Şöyle bir görüntümüz olacak o zaman da. İsterseniz çanta, isterseniz sadece süs eşyası olarak bile kullanabileceğiniz çok şık, harika bir ürün oldu bence. Ben gerçekten severek ördüm. Dediğim gibi hem kolay hem de böyle bir saat içinde bitirebileceğiniz çok güzel bir ürün çıktı ortaya. Şöyle kapatma kısmı da ayrıyetten çok hoşuma gitti benim. Sizlerle de yapılışını paylaştık arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bu şekildeki videoların devamı için ve bizlere destek amaçlı lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı, videolarımız hakkındaki, ürünlerimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda bizlere yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçelim. Hemen şöyle ipimizle başlayalım arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ipim var. 100 gram da 200 metre uzunluğunda. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım ama. Dediğim gibi 3,5 numara tığ ve 100 gram da 200 metre uzunluğunda ipim. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve ilk zincirden bağlayarak şu şekilde küçük bir halka oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ilk trabzanımızı yaparken ilmeğimi uzattım. Tığımı şu şekilde sardım. Bakın ilmeği tutuyorum. Alttan tığımı geçirdim ve halkanın içinden ipimi geçiriyorum. Ve bir, iki kere de çıkarıyorum. Zincir çekmeden bu şekilde bir üst sıraya geçerken zincirsiz çıkıp daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir üst sıraya geçerken yine göstereceğim bu ayrıntıyı. Şimdi trabzanlarımızı dolduruyoruz. 13 tane trabzan yapacağım. Trabzanlarımız ikili trabzan. Toplamda 13 tane trabzanı yaptım ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Battıktan sonra ilmeği şöyle geçirerek düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya çıktık. Şimdi yine ilmeğimizi bir miktar uzattıktan sonra ilmeği baş parmağımızla tutup şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Yine aynı noktadan bir ilmek çıkardık. İkisini bir, ikisini bir çektikten sonra şimdi her trabzanın tepesine iki tane olmak üzere trabzanlarımızı dolduruyoruz sıra boyunca. 13 tane olan trabzan sayımız ikinci sırada 26 tane olacak. İki katına çıkacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde her yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm sırayı dolduracağım. Tüm trabzanlarımızı yaptıktan sonra yine ilk trabzanımızın tepesinden şöyle ilmeği çıkarıp tığımızdaki ilmekten geçirdik. Yine aynı teknikle
İlmeğimi uzatıp baş parmağımla tutuyorum. Altından geçirip aynı noktadan ilmeği çıkardım. 1 ve 2 de çıkardım arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum. Aynı noktaya 2 tane yaptım. İlkini bir tane yapmıştım. Şimdi bir tane tek, bir tane çift şeklinde. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir tek, bir çift. Daha ince bir iple örerseniz eğer daha fazla sıra yapmanız gerekecek. Bu yüzden bundan sonraki sıralarda hep şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiftlerin orta kısmına çift batıp teklileri çoğaltabilirsiniz. Mesela bundan sonraki sırada 2 tek 1 çift. Daha sonraki sıraya ihtiyacınız olursa, daha büyük bir şey örmek istediğinizde 3 tek 1 çift şeklinde çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde tam düz bir yuvarlak elde edersiniz arkadaşlar. İpinizin kalınlığı ne olursa olsun. Hatta dediğim gibi çiftleri takip ederek hep çiftlerin üstüne çift batarsanız işiniz daha da kolay olur. Bu şekilde tüm sırayı öreceğim ve daha sonra modelimizi kuracağız. Sırayı tamamladım. Benim istediğim boyda oldu arkadaşlar. Dediğim gibi daha büyüğünü örmek isterseniz eğer buradaki sırayı çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi teklileri, tek battıklarımızı çoğaltıp çift battıklarımız sabit kalacak şekilde birkaç sıra daha örebilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde ipimi sardım. Aynı noktadan ilmeğimi aldım. 1, 2 ve 3 de çıkardım. Aynı noktadan tekrar 1, 2, 3 de çıkardım. Yine aynı noktadan 1, 2, 3. Bir yanına geldim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 2 trabzanın tepesine 6 tane trabzan oluşturdum. Bu şekilde bakın. İlk trabzana döndüm. Tığımı geçirdim ve ilmeği buradan şu şekilde geçiriyorum. 1, 2 zincir. Tekrar tığımı, ipimi sardım. 1 trabzan, bir boşluk atlıyorum. İkinci trabzana tekrar aynı noktadan 3 tane üçlü trabzan. Daha sonra bir yanındakinden 3 tane üçlü trabzan. Yine ilmeğimi tığımdan çıkardım. İlk trabzana döndüm. Önden arkaya doğru geçirip ilmeğimi buradan geçiriyorum. 1, 2. Şimdi tekrar burada bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakinden 3 tane trabzan. Daha sonra bir yanındaki trabzanın tepesine 3 tane trabzan. Trabzanlarımız tabanda ikili trabzandı. Şimdi üçlü trabzan oldular. Toplamda 6 trabzan olduktan sonra ilk trabzanın tepesinden geçirip yine bu şekilde bu görüntüyü veriyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde ilk sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle içe dönük istediğimiz formu verdik. Başlangıç trabzanından yine zincirlerimizi çektikten sonra şöyle bir bağlıyoruz ve ilk boşluğa geçiyoruz arkadaşlar. Yine ilmeğimi uzattım şu şekilde. İlk trabzanımı bu kısma yapıyorum. Şimdi buradaki iki modelimin arasına 6 tane trabzanımı yapıyorum. Yaptıktan sonra başlangıç
Trabzan'a tığımı geçirip yine aynı şekilde topluyorum. Arkadaşlar burada zinciri çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben birazcık daha geniş olması için bu sıradan sonra 3 zincir yapacağım. Biraz daha geniş formda olması için. Beklediğimden biraz daha küçük oldu. Dediğim gibi biraz daha büyütmek isterseniz, başlangıçta da söyledim, zemindeki şu kısmı çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu sırada da aynı teknikle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi modellerimizin arasına yapacağız. Yine yeni modellerimizi, dediğim gibi zinciri çoğalttım. Bir tane, her arada üçer tane zincir çekiyorum. Her boşluğa 6 tane trabzan, ardından bu 6 trabzanı toplayıp yine aynı modeli kurmaya devam ederek örgümüzü sürdüreceğiz arkadaşlar. Son trabzanımı da yaptım. Yine ilmeğimi çıkardım. Bakın buradan arkaya geçip şöyle öne doğru bombeli bir model çıkarıyorum. 3 tane zincirimden sonra yine aynı teknikle devam edeceğim. Şimdi bu kısım üste doğru uzayacak arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ben videomu kapatacağım. Daha sonra istediğim boyuta gelinceye kadar öreceğim ve sonrasını yine birlikte yapacağız. Şöyle epeyce uzattım. Gördüğünüz gibi tam da istediğim formda oldu. Hafif orta kısmı geniş. Bakın şöyle. Dik duruşunu da göstermek isterim ama şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Şimdi bu kısmı yine alt sıralarda da yaptığımız gibi başlangıç trabzanından bağlayıp burada ipimizi koparacağız. Şimdi buradan sonrasında yaprak kısmına geçeceğiz. Yaprak kısmı için hemen şöyle ipimi değiştireceğim ve tığımı değiştireceğim. İpim buna nazaran biraz daha ince bir ip. Yine istediğiniz kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Aynı teknikle daha az sayılarla süs kısmını da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 milimlik bir tığım var. Netleyemedim bugün bir türlü tığlarımın numarasını. Şimdi gelişi güzel zincir çekerek başlayacağım. Sayı vermiyorum çünkü her ipin farklı yapısı olacak. Sanıyorum bu tığ biraz ince geldi bana. Bir kalınını alıyorum. 2,5 numara. Daha doğrusu 2,5 milim. Dediğim gibi gelişi güzel çekeceğim zincirlerimi. Çünkü boyutları hep farklı. Uzunlu kısalı olacak. Şöyle zincirimi çektim. Hemen zincirin ilk boşluğuna, ilk zincirin üzerine bir sık iğne yaptım. Daha sonra ipimi sardım. Arda arda iki tane ikili trabzan yapıyorum ve bunların farklı zincirlerin üzerine uyguluyorum. Şu şekilde. Şimdi üçlü trabzana geçtim. Buradan sonrasını üçlü trabzan yapıyorum. Dilerseniz dörtlü trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence üçlü trabzan yaprağın genişliği için yeterli. Şöyle zincirin sonuna kadar üçlü trabzanlarımı yaptım. Görüntümüz şu şekilde oldu. Şimdi yine gelişi güzel çekeceğim. Dediğim gibi saymayacağım zincirleri arkadaşlar. Uzunlu kısalı. Bu seferkini biraz daha kısa yapalım. İlk zincire bir sık iğne. Daha sonraki iki zincir üzerine ikili trabzan.
Daha sonrası 3'lü trabzan. Aynı boyda olmayacaklar. Hepsi de farklı farklı boylarda. O yüzden dediğim gibi sayı vermiyorum. Bakın biri uzun, diğeri kısa. İki yaprağım oldu. Bu şekilde yaprakları sıralayacağım arkadaşlar. Uzunca bir süre alacak bu. Bu seferki zincirimi daha uzun tuttum bakın. İlk zincire sık iğne. Daha sonraki iki zincire ikili trabzan. Daha sonra üçlü trabzan şeklinde yapraklarımızı bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yine ben tamamını video içerisinde örmeyeceğim. Tabii videomu kapatıp devam edeceğim. Başka bir ayrıntımız yok arkadaşlar. Bu şekilde yaprağı yapmaya devam ediyorum ben. Sonrasında yine tüm detaylarını, ayrıntılarını paylaşacağım sizlerle. Harika bir ürün çıkacak ortaya eminim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın yan yana 3 tane yaprağım oldu. Dediğim gibi uzunluğu, kısalığı farklı boylarda yan yana yapraklarımı yapmaya devam ediyorum. Yapraklarımızı da tamamladık. Şöyle hemen yapmamız gereken ölçüyü de burada vereceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeğin olduğu yerde, hala ilmeğim duruyor, kesmedim. İlmeğin olduğu yerden tutup şöyle tam çevresini ölçerek şu şekilde tam yine ilmeğin olduğu yere kadar, yani tam ağız kısmını çevreleyecek uzunlukta ördük. Şimdi yapmamız gereken işlem ikisini birleştirmek olacak. Yine ince tığımla devam ediyorum. Çünkü yeşille tamamlayacağım. Sarı ipimi kesip bu kısmı tamamlıyorum. İpimi çektim şöyle. Daha sonra iç kısımda sabitleyeceğim o ipi de. Şöyle ördüğü şu şekilde tutacağım. Bakın yaprakların düz kısmı, trabzanların düz kısmı dış tarafa gelecek şekilde şöyle bir ilmekle sabitledim. 4 zincir ve yaprağın diğer kısmından, yani bir sağ başından bir sol başından 4 zincir çektim ama burada 5 zincir de çekilebilir. Bakıyorum burada 5 gerekecek, bakın. Bu şekilde 5 zincir olur, 6 zincir olur, 4 zincir olur. İpinizin kalınlığına göre, örgünüzün durumuna göre. Ama bu kısım bol olmalı arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çünkü buradan ip geçireceğiz. İş zinciri yeterli benim için. Bu şekilde. Görüntümüz böyle olacak arkadaşlar. Herhangi bir gerdirme, bol bırakma yapmamıza gerek yok. Yaprakların arasından ekleme işlemi yapıyorum. Arka kısımda da nereye denk gelirse, artık boşluğa mı denk geliyor ya da işte buradaki modelin tam tepe kısmına mı denk geliyor, bu şekilde sık iğneyle sabitleyip geçiyorum arkadaşlar. Yapraklarımın tamamını bu şekilde sabitleyeceğim. Dediğim gibi şurada şöyle bir boşluğum kalacak. Tamamını bu şekilde devam ediyorum.
şekilde ekleme işlemini de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle iki renkli zincirler hazırladım. Hem sarı hem yeşil kullanarak. Boyu da hemen şöyle göstereceğim, bakın. Eninden şöyle 4 parmak daha uzun oluyor. 2 kat olduğunda bu boyda 2 tane zincir çekip hazırladım. Şimdi şu şekilde, bakın, üst kısmından bir ön bir arka olacak şekilde geçireceğim. Tamamından geçiriyorum. Buralarda kalan ipleri daha sonra alt kısımlarda sabitleyip keseceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde tamamından geçiriyorum. Buradaki zincirleri biraz fazla çekmemizin sebebi buydu işte. Daha rahat hem kullanmak hem de geçirmek için. Bakın, tamamını geçirdim. Şöyle biraz fazlalık kaldı. Yine aynı şekilde diğer ipi de geçireceğim. Tam tersi yönden, bakın, burada bu şekilde ipin uç kısmı, burada tam şu kısımdan bırakacağım. Yine bir alt bir üst aynı noktalardan geçirerek başlıyorum şöyle. Aynı yönde geçiriyorum ipi. Çok fark edeceğini zannetmiyorum. Ters yön. Yani bakın, aynı noktadan geçmiş oldular. Burada farklı bir kordon da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz çekiyorum şöyle daha rahat geçirebilmek için. Başlangıç noktasına kadar geçirdim ve ipin ucunu yine dış kısma veriyorum. Kordonumuzun. Bakın. Hemen bunu da biraz şöyle düzenledikten sonra şimdi bir uç sağ tarafta, bir uç sol tarafta. Şöyle çektiğimizde büzüştü. Bakın, tam istediğimiz görüntü. Şöyle hafif yukarıda. Tam bir ananas görüntüsü oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Şimdi küçük el çantası formunda isterseniz küçük bir sap yapacağız. Eğer uzun bir omuz çantası şeklinde kullanmak isterse minnoş kızlarımız, uzun bir sap yapacağız. Sapı içinde herhangi bir kordon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereceğim açılış şekli. Şuradan tutup şöyle çekiyoruz. Açılıyor. İstediğimizi koyabiliriz içine. Yine şuralardan tutup çekiyoruz. Kapanıyor. Bakın, çok pratik oluyor bu şekilde. Şöyle açıp yine buradaki iplerden tutup çekerek kapatıyoruz ve buradaki görüntüde
Zaten olmasını istediğimiz gibi karışık olmasını istediğim için bu şekilde bir trabzan kullandım. Şöyle de göstereyim. Bakın tam da ananas görüntüsünü aldı arkadaşlar. Eğer isterseniz yine bu şekilde zincir çekerek bir sap yapılabilir. Ya da daha kalın olmasını isterseniz yine bu şekilde ipimizi iki kat yaparak çekilebilir. Ben iki kat iple kullanacağım. Kordon kısmını sadece sarı yapılabilir. Dediğim gibi istediğiniz şekilde herhangi bir kordon hazırlayabilirsiniz. Ben yine zincir hazırlayacağım arkadaşlar. Kalınca bir zincir olacak. Şunun gibi ya da biraz daha kalını. Dediğim gibi ipi çok katlı yaparsanız, iki ya da üç kat yaparsanız istediğiniz kalınlığa ulaşabilirsiniz. Şimdi ben dediğim gibi zincir çekeceğim tekrar. İster omuz çantası, ister el çantası formunda bu ananas figürü, ananas formundaki çantamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. 3 kat hazırlayalım ipimizi. Ben önceden bir hazırlık yapmıştım zaten. Hemen şöyle 3 kat olarak başlayacağım. Burada daha kalın tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine yeşil katılabilir içine. Bakın şöyle kalınca bir zincir kullanıp kordonunuzu istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Uzunca bir kordon ördüm. Bakın 3 kat kalın olan sarı ipimden bir tanesini sabitledim. Tam bu iplerin olduğu noktadan. Diğerini de yine bu kısımdan iç taraftan sabitleyeceğim. Şöyle iplerini kullanabiliriz. Dikilebilir. Ben şuradaki iplerden yararlanarak sabitleyeceğim buradan arkadaşlar. Zincir çektiğimde bıraktığım ipleri kestikten sonra buradan örgümden geçirip düğüm atacağım. Birkaç kez aynı işlemi yaptıktan sonra yeterli sıkılığa ulaştığında tamamlayacağım. Zaten iki düğüm yeterli olacaktır. Diğer kısımda da aynı şekilde yaptım. Eğer burada ip bırakmamışsanız yine aynı renk ipi kullanabilirsiniz. Ya da dikerek de sabitleyebilirsiniz. Kalan ipleri de birkaç tur şöyle ip örgümüzün arasından geçirerek saklayalım. Görüntünün daha güzel olması açısından. Daha sonra kalan kısımlarını kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz sonra keseceğim bunları. İşte çantamız bu şekilde. Şöyle kapattığımızda hemen şöyle ipleri dışına koymuştum zaten. Şöyle çekiyoruz ve ananas formunda çantamız hazır oluyor arkadaşlar. İster kısa saplı, ister uzun saplı. İsterseniz sadece görsel olarak bu şekilde çantanızı hazırlayabilirsiniz. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video oldu, faydalı bir içerik oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çantamız hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.